Fizilalil Kur'an Tefsiri yazan Seyyid Kutup Bakara suresi 8. bölüm İster bu uygulama Ensar Müslümanlarının genel olarak her yolculukla ilgili bir adetleri olsun, isterse ayetin akışına daha uygun düşen sırf hep dönüşü ile ilgili bir gelenekleri olsun. Onlar bu davranışın iyilik yani hayır ya da iman gereği olduğuna inanıyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti bu asılsız düşünceyi, hiçbir temele dayanmayan ve hiçbir yarar sağlamayan bu gereksiz, zoraki davranışı ortadan kaldırmak için geldi, bunun yanı sıra iyilik, bir, ile ilgili imana dayalı düşünce tarzını düzeltmeyi de ihmal etmedi, buna göre iyilik, takva demekti, Allah'ın, c, c, varlığının bilincinde olmak, gizli açık her harekette onun gözetimini hissetmek demekti, yoksa iyilik, imanın özünden herhangi bir işaret taşımayan ve herhangi bir cahiliye adeti olmak dışında bir anlamı olmayan, basit bir şekilcilik değildi. Ayrıca Müslümanlara evlere kapılarından girmeleri emrediliyor ve kurtuluş yolu olarak takvaya bir kere daha işaret ediliyor. İyilik evlere kapılardan girenlerin davranışıdır. Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa umduğunuza eresiniz. Böylece kalpler, köklü bir iman göstergesi olan takvaya bu takva da mutlak anlamlı dünya ve ahiret kurtuluşu ümidine bağlanıyor. İman birikiminden yoksun bir cahiliye adeti ortadan kaldırılıyor. Hek zamanı ve insanlar için zaman ölçüsü birimi kılınan hilaller ile ilgili ilahi nimeti kavramaları için Müslümanların dikkatleri çekiliyor. Bütün bunlar tek ve kısa bir ayetin içine sığdırılmış oluyor daha sonra genel anlamda savaş konusunun, özellikle de Mescid-i Haram çevresi ile Haram aylarda savaşma konusunun açıklamasına geçiliyor, bunun yanı sıra cihadla sıkı bir ilişkisi olan Allah yolunda mal harcama konusu ele alınıyor. 190 sizinle savaşanlar ile siz de Allah yolunda savaşın, fakat ölçüyü kaçırmayın, saldırgan olmayın, çünkü Allah ölçüyü elden bırakan saldırganları sevmez. 191 onları bulduğunuz yerde öldürün, sizi çıkardıkları, sürdükleri yerden siz de onları çıkarın, kargaşa çıkarmak, adam öldürmekten daha ağır bir suçtur, mescidi haram çevresinde onlarla savaşmayın ki, onlar da orada size karşı savaşmasınlar, fakat eğer onlar size savaş açarlarsa onları öldürün, kafirlerin cezası böyledir. 192 Eğer onlar savaşmaya ve kafirliğe son verirlerse Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. 193 Fitne ortadan kalkıp Allah'ın dini tam anlamı ile egemen oluncaya kadar onlarla savaşın, eğer yaptıklarına son verirlerse zalimlerden başkasına asla saldırılmaz. 194 Haram ay, haram aya karşılıktır. Yasaklar, dokunulmazlıklar karşılıklıdır. Buna göre size saldırana, size saldırdığı kadar siz de saldırın. Allah'tan korkun ve iyi bilin ki Allah kendisinden korkanlarla beraberdir. 195 Mallarınızın bir bölümünü Allah yolunda harcayın. Sakın kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Hiç kuşkusuz Allah iyilik yapanları sever. İslam'da savaş bize ulaşan bu rivayetlerin bildirdiklerine göre bu ayetler savaş hakkında inen ilk ayetlerdir. Daha önce kafirlerin saldırısına uğrayan müminlere, zulme uğradıkları gerekçesiyle savaşma izni veren ayet inmişti. O zaman Müslümanlar bu iznin, cihadın üzerlerine farz kılınmasına zihinleri hazırlamayı amaçlayan ve Hek suresinin aşağıdaki ayetlerindeki ilahi vaat uyarınca Müslümanların yeryüzünde egemen olmaları sağlama gayesi güden bir başlangıç olduğunu hissetmişlerdi. Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmalarına izin verilmiştir. Hiç kuşkusuz Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır, dediler diye haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah bir kısım insanları diğer bir bölümü aracılığıyla savmasaydı nice manastır, kilise, havra ve içlerinde Allah'ın adı çokça anılan cami yıkılıp giderdi. Kim Allah'a yardım ederse bilsin ki Allah da mutlaka yardım edecektir. Hiç şüphesiz Allah kuvvetli ve üstün iradelidir. Onlar ki eğer biz kendilerini yeryüzünde egemen kılarsak namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederek kötülükten sakındırırlar, her şeyin akıbeti Allah'a aittir. Haç suresi 39 ila 41. Bundan dolayı müminler, kendilerine zulme uğramaları durumunda niçin savaşma izni verildiğini biliyorlardı, onlara uğradıkları zulmün intikamını alma işareti veriliyordu, oysa Mekke'deyken bu zulme karşı koymaktan alıkonulmuşlardı, o zaman kendilerine şöyle buyurulmuştu. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın zekatı verin denilenleri görmedin mi? Nisa suresi 77. Müslümanlar Mekke'de Allah'ın c. c. takdir ettiği hikmete bağlı olarak savaşmaktan alıkonulmuşlardı. Biz bu hikmetin aslında hesapsız ve sayısız sebeplerinin bazılarını sınırlı insani ölçülerimizle kavrayabiliyoruz. Bu alıkoymanın bizim görebildiğimiz ilk sebebi, Müslümanları sabırlı olmaya, emir dinlemeye, başa bağlılığa ve izin çıkmasını beklemeye alıştırma amacı idi. Çünkü Araplar cahiliye dönemlerinde çok heyecanlı ve duygusal insanlardı. İlk savaş çağrısına hemen karşılık verirler, haksızlığa karşı hiç sabretmezlerdi. Oysa şimdi omuzlarına büyük bir görev yüklenecek olan bir ümmet oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu büyük görev söz konusu psikolojik eğilimlerin denetim altına alınmasını bu davranışların ilerisi için planlar hazırlayan ve önlemler alan planlarına ve önlemlerine uyulan bir liderlik mekanizmasına boyun eğmelerini, hatta bu planlar ve önlemler yaygaralı bir savaş çağrısı karşısında hemen parlamaya, ateşlenmeye ve heyecana kapılmaya alışkın olan sinir sisteminin eğilimlerine ters düşse bile disipline uymalarını gerektiriyordu. Nitekim bu hazırlık eğitimi sayesinde Hazreti Ömer gibi ateşli, Hazreti Hamza B, Abdülmuttalip gibi delikanlı ve bu ikisi gibi daha nice sert mizaçlı ilk müminler, küçücük Müslüman toplumun uğramış olduğu zulümler karşısında sabredebilmişler, sinirlerine hakim olarak Peygamberimizden salat ve selam üzerine olsun emir beklemeyi içlerine sindirebilmişler ve kendilerine ellerinizi savaştan çekiniz, namaz kılınız oruç tutunuz direktifini veren yüce komutanlığın emrine uyabilmişlerdi böylece büyük bir misyonu üstlenmeye hazırlanan bu insanların vicdanlarında çabuk parlama ile soğukkanlılık ateşli atılganlık ile tedbirlilik gözü karalık ile itaatkarlık eğilimleri arasında denge kurulmuş oluyordu Mekke döneminde Müslümanların savaştan alıkonulmalarına bizim gözlemlerimize göre gerekçe olan ikinci sebep de şudur. Arap toplumu onurlu ve gururuna düşkün bir toplum idi. Bundan dolayı aralarında uğradıkları baskılara kendilerine yapılanın iki misliyle karşılık verebilecek kimseler olduğu halde Müslümanların maruz kaldıkları eziyetlere karşı sabretmeleri henüz Müslüman olmamış olan Arapların kalplerindeki onur ve haysiyet duygusunu uyandırıcı, onları İslam'a yaklaştırıcı bir faktör oluşturuyordu. Nitekim Kureyşliler tarafından Haşimoğulları'nın Ebu Talip kolu hakkında peygamberimizi salat ve selam üzerine olsun korumaktan vazgeçsinler diye boykot kararı alındığında bu faktör fiilen etkili oldu. Haşimoğullarına uygulanan baskı ağırlaşınca Arapların vicdanlarındaki onur ve zayıftan yana olma duygusu uyanı verdi. Bunun üzerine boykot kararını öngören antlaşma belgesi yırtıldı ve sözünü ettiğimiz duygunun etkisiyle Ebu Talip ile çevresine yönelik boykot eylemi sona erdi. Zaten İslam cemaatinin lider kadrosu uğranılan zulümlere karşı koymaktan kaçınma planı ile bu sonucu gözetiyordu. Bunun böyle olduğunu İslam tarihinin o dönemdeki olaylar zincirini hareketli bir sosyal akım olarak incelediğimiz zaman anlayabiliriz. Mekke döneminde Müslümanları savaştan sakındırmanın bir başka gerekçesi de şudur, İslam, her evi birer kanlı savaş alanına çevirmek istemiyordu, çünkü o günkü Müslümanların her biri Mekkeli müşrik ailelerin birer üyesiydi, Müslüman olan çocuklarına eziyet edenler, onları dinlerinden döndürmeye çalışanlar da içinde Müslüman fertler bulunan müşrik ailelerdi, henüz ortada bu eziyetleri genel planda koordine eden jack ortak bir otorite yoktu. Buna göre eğer o gün Müslümanlara kendilerini savunma izni verilmiş olsaydı, bu iznin anlamı her evin bir savaş alanına dönüşmesi, her ailede kan dökülmesi demek olurdu. Bu da o günkü Arap toplumunun İslam'ı aileleri parçalayan ve onları içinden kundaklayan bir çağrı olarak algılamalarına yol açardı. Hicretten sonrasına gelince Müslüman cemaat bu dönemde Mekke'de kendisine karşı ordu hazırlayıp saldırı düzenleyen başka bir otorite ile karşı karşıya gelmiş bağımsız bir güç birimine dönüşmüştü bu da Mekke'de geçerli olan her Müslümanın ailesi içindeki bireysel konumundan farklı bir konumdu işte Mekke döneminde Müslümanları kendilerine yönelik eziyetlere ve baskılara karşı koymaktan alıkoymanın hikmetinin ardında saklı duran ve ilk akla gelen bazı sebepler bunlardı. Bir de şunu ekleyebiliriz, o zaman Müslümanlar zayıf bir azınlık olarak Mekke'de kuşatma altında yaşıyorlardı. Eğer belli bir askeri karargahın komutası altında toplu olarak müşriklerle savaşa girselerdi, toplu kıyıma uğrayabilirlerdi. Bu yüzden Yüce Allah onların çoğalmalarını ve güvenli bir üsse yerleşmelerini sağladı ve kendilerine savaşma iznini bundan sonra verdi. Bu sebeplerin hangisi geçerli ve ağırlıklı olursa olsun, savaş hükümleri, o günden sonra İslami hareketin önce Arap Yarımadası'ndaki şartları uyarınca, daha sonra da Yarımada dışındaki şartlara paralel olarak gitgide tırmanan tedrici bir gelişim çizgisi izlemiştir. Okuduğumuz bu ilk inen ayetler, iki ana kamp arasındaki, yani İslam kampı ile müşrik kamp arasındaki çatışmanın ilk günlerdeki durumuna uygun bazı bazı hükümleri içeriyordu. Bu ayetler aynı zamanda genel anlamda savaşla ilgili bazı değişmez hükümleri de yansıtıyordu. Çünkü söz konusu hükümler ilki olarak sadece Beraye suresinde bazı ufak değişikliklere uğramışlardı. Okuduğumuz ayetlerin ayrıntılı incelemesine geçmeden önce gerek buradaki savaş ayetlerinin ve gerekse Kur'an'ın, Başka yerlerindeki aynı tür ayetlerin yorumuna esas olmaya elverişli kısa birkaç söz söylemeyi uygun görüyoruz. Bilindiği gibi bu inanç sistemi, ilk insandan günümüze kadar uzayan İslam zincirinin son halkasını oluşturur. Bu inanç sistemi, kendisinden sonraki insan hayatının temeli, bütün insanlık için geçerli olacak ortak yaşam tarzı olmak üzere geldi. İslam ümmeti, bu hayat metodu uyarınca Allah yolunda tüm insanlığın önderliğini üstlenmekte yükümlüdür. Bu hayat metodu, gerek varlık aleminin ve gerekse insan var oluşunun amacını içeren yaygın ve eksiksiz düşünce sisteminden kaynaklanmıştır. Bu amacı, Yüce Allah tarafından indirilen Kur'an-ı Kerim bize açıklıyor. Bu ümmet, insanlığı, bütün cahiliye sistemlerinde eşi olmayan bir hayra doğru yöneltecek ancak bu sistemin ışığı altında ulaşabileceği bir düzeye yükseltecek, onu başka eşi olmayan böyle bir nimete erdirecektir. İnsanlık bu nimetten yoksun kalınca bütün başarıları ve kurtuluş umudunu kaybeder bu nimet kaynağına karşı saldırı düzenleyen saldırganın eline bu hayır kaynağından yoksun kalmaktan yüce Allah'ın bu hayır kaynağı için dilediği yükselme temizlik mutluluk ve kemal ile insanların arasına girmekten mahrum kalma dışında bir şey geçmez Bundan dolayı bu cihan şumul ilahi sistemin çağrısının kendisine ulaşması, bu çağrının önüne şu ya da bu şekilde hiçbir engelin, hiçbir otoritenin dikilmemesi insanlığın ortak hakkıdır. Bunun ötesinde bu çağrıyı alan insanların bu dini serbestçe seçmeye de hakları vardır. Hiçbir engel ya da hiçbir otorite onları bu dini seçmekten alıkoymaya kalkışmamalıdır. Eğer bir kısım insan bu dinin çağrısını dinledikten sonra onu benimsemek istemezse bu çağrıyı yoluna devam etmekten alıkoymaya da hakkı yoktur. Böyle bir durumda bu kişilerin insanlara yapılan İslam çağrısının önüne dikilmeyecekleri güvenli dine zarar vermeyecekleri ve Müslümanlar bu dini insanlara ulaştırırken onlara hiçbir engellemede bulunmayacaklarına dair söz vermeleri gerekir. Yüce Allah'ın hidayeti ile bu dini seçecek olanların ne işkence ne ayartına ve ne de başka bir baskı yolu ile bu dini bırakmaya zorlanmamaya hakları vardır. Bunların yanı sıra İslam'ı benimsemeyen bu kişilere diğer insanları Allah'ın hidayetinden ve bu dini kabul etmekten alıkoyacak sosyal ortam hazırlayacak imkanlar da verilemez. Müslüman toplum bu yolda işkenceye ve baskıya uğrayan insanları kuvvet kullanarak savunur akla yükümlüdür. Böylece inanç özgürlüğü sağlanan toplumda yüce Allah'ın hidayet sunduğu insanlara güvenli bir ortam sunularak ilahi sistemin sosyal hayatta uygulanmasının yolu açık tutulmuş, insanlığın bu büyük hayır kaynağından yoksun kalması tehlikesi önlenmiş olur. Bu üç hakka, çağrıya muhatap olma, çağrıyı serbestçe benimseme ve çağrıyı benimseyecek olanlara engel olmama haklarına, bağlı olarak Müslüman cemaatin omuzlarına başka bir görev biner, bu görev, bu çağrının yoluna dikilerek onun serbestçe insanlara ulaştırılmasına engel olan ya da bu inancı benimseme özgürlüğünü tehdit ederek insanlara bu dini seçtiler diye baskı yapan her gücü ortadan kaldırmak, böylece hiçbir bir yeryüzü kuvvetinin, müminleri baskı altına almaması uğrunda sürekli mücadele vererek Allah'ın dinini kesinlikle egemen kılma görevidir. Bu görev insanları zorla iman ettirme anlamına gelmez, onun anlamı, Allah'ın dinini yeryüzünde üstün bir güç haline getirmektir, öyle ki, bu dine girmek isteyen hiç kimse ona girmekten korkmamalı, bu dinin çağrısını duyurmak isteyen hiç kimse bu misyonunu yerine getirirken hiç Hiçbir beşeri iktidardan çekinmemeli, bu çağrıyı benimseyecek veya bu dine bağlılığını sürdürecek hiç kimsenin herhangi bir güç odağından korkusu olmamalı, isteyenleri Allah'ın nurundan, hidayetinden alıkoyarak Allah'ın yolundan saptıran hiçbir sosyal düzen, hiçbir fiili durum yeryüzünde egemen olmamalı, bu olumsuzlukların hiçbir aracı ve hiçbir metodu etkili olmamalıdır. İşte İslam'da cihad bu genel ilkelerin sınırları içinde vardır, sırf bu yüce amaçlara dönüktür, başka bir hedefle ya da başka bir sloganla, yafta ile karıştırılamaz, cihad, inanç içindir, bu inancı kuşatma altına girmekten, ablukaya düşmekten korumak baskıya uğramaktan korumak içindir bu inancın sistemini ve pratik hayatı düzenleyen şeriatını savunmak içindir bu inancın sancağını ona karşı saldırı düzenlemeyi düşünenleri saldırıya geçmeden önce caydıracak onun altına sığınmak isteyenleri hiçbir engelleyici önleyici ve baskıcı yabancı güçten çekinmeksizin himayesine koşacak biçimde yeryüzünde dalgalandırmak içindir işte İslam'ın emrettiği, onayladığı, ödüllendirdiği, uğrunda öldürülenleri şehit saydığı ve külfetini omuzlayanlarını dost saydığı yegane cihad budur. Bakara suresinin bu bölümündeki ayetler, Medine'deki Müslüman cemaatle, müminleri yurtlarından çıkarmış, onlara dinleri yüzünden işkence yapmış, inançları sebebiyle kendilerine baskı uygulamış olan Mekke müşrikleri arasındaki duruma açıklık getiriyor, bunun yanı sıra İslam'da cihadın temel hükümlerini ihtiva eden ayetler de bu bölümde yer alıyor. Bu ayetler kendilerine karşı savaş açmış olan ve açtıkları savaşı sürdüren bu müşrikler ile savaşmayı, her zaman ve her yerde kendilerine savaş açanlara savaşla karşılık vermeyi fakat hiçbir zaman saldırgan taraf olmamayı emrederek söze giriyor. Sizinle savaşanlar ile siz de Allah yolunda savaşın fakat ölçüyü kaçırmayın saldırgan olmayın çünkü Allah ölçüyü elden bırakan saldırganları sevmez Görüldüğü gibi daha ilk ayeti kerimede savaşın hedefini sınırlayan kesin ölçüyü ve uğrunda savaşa girilecek olan sancağın ne olacağını açık seçik biçimde buluyoruz Sizinle savaşanlar ile siz de Allah yolunda savaşın Savaş, Allah için, olacak, yoksa insanlığın uzun savaş tarihi boyunca tanımış olduğu başka bir hedef uğrunda yapılmayacaktır. Savaş, Allah için, olacak, yoksa ne ganimet ve maddi kazanç elde etme uğruna, ne pazar ve ham madde ele geçirme uğruna, ne sosyal bir sınıfı diğer bir sosyal sınıfın ya da bir milleti diğer bir milletin boyunduruğu altına sokma uğruna yapılmayacaktır. Bu savaş, İslam'ın uğrunda cihadı yasal ulaştırdığı belirli amaçları gerçekleştirmek için verilecektir. Bu savaş, yeryüzünde yüce Allah'ın söz üstünlüğünü, ilahi kelimetullahı sağlamak, onun sistemini hayata geçirmek, Müslümanların dinleri yüzünden baskı altına alınmalarını ya da sapıklığa ve yozlaşmaya sürüklenmelerini önlemek için verilmelidir. Bunun dışında kalan savaşlar İslam'ın hükmüne göre gayri meşru, şeriatle çelişen savaşlardır. Bu tür savaşlara girenler yüce Allah katında hiçbir sevap hiçbir derece kazanamazlar Bu savaşın amacı sınırlı olduğu gibi çerçevesi ve çapı da sınırlıdır Fakat ölçüyü kaçırmayın saldırgan olmayın çünkü Allah ölçüyü elden bırakan saldırganları sevmez saldırganlık bir fiil savaşa katılmayan ve ne İslam davetine ve ne de İslam cemaatine karşı tehlike oluşturmayan kadın, çocuk, yaşlı ve her milletten, her dinden kendini ibadete adamış kimseler gibi zararsız ve güvenli insanların askerler tarafından hedef alınması biçiminde görüleceği gibi İslam tarafından yasallaştırılmış savaş kurallarını çiğnemek şeklinde de olabilir. Oysa İslam gerek eski ve gerekse çağdaş cahiliye savaşlarının ortaya koyduğu tüyler ürpertici cinayetleri en aza indirmek, hatta bunlara son verebilmek için söz konusu savaş kurallarını yasallaştırmıştır. O tüyler ürpertici cinayetler ki, İslami duyarlılık onlardan nefret etmekte, İslami takva onlardan tiksinmektedir. Peygamber Efendimizin sözlerinden seçtiğimiz birkaç hadisi şerif ve sahabilerin yaptığı birkaç öğüt, insanlığın ilk defa İslam sayesinde tanıdığı söz konusu savaş kurallarının neler olduğunu gözler önüne sermektedir. Abdullah B. Ömer diyor ki, Peygamberimizin katıldığı savaşların biri sırasında öldürülmüş bir kadın cesedi bulunmuştu. Bunu gören Peygamberimiz savaşta kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İmam-ı Malik. Sahabilerden Hazreti Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Herhangi biriniz savaşırken yüzü hedef almaktan sakınsın, Buhari, Müslim. Yine sahabilerden Hazreti Ebu Höreyre şöyle diyor. Bir defasında Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, bizi bir göreve gönderirken iki Kureyşli müşriği kastederek, eğer falanca ile filancayı bulursanız onları yakın, buyurdu, fakat biz yola çıkmak üzereyken şöyle buyurdu, az önce size falanca ile filancayı yakmanızı emretmiştim, oysa ateş, sırf Allah'a mahsus bir azap aracıdır, bu yüzden eğer onları bulursanız silahla öldürün, Buhari, Ebu Davud, Tirmiz, Sahabilerden Abdullah b. Mesud'un bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Adam öldürmekten en çok sakınan insanlar müminlerdir. Ebu Davud. Sahabilerden Abdullah b. Yezid el-Ensari diyor ki: Peygamberimiz savaşta yağmacılığı ve işkence ederek adam öldürmeyi yasakladı. Buhari. Öte yandan İbni Yala diyor ki: Halit B. Velid'in oğlu Abdurrahman ile birlikte bir savaşa katılmıştık. Bir ara önüne dört azılı düşman askeri getirdiler. Verdiği emir üzerine bunlar okun kör tarafı ile işkence edilerek öldürüldü. Bir süre sonra bunu haber alan Hazreti Ebu Eyyub el Ensari şöyle dedi. Ben peygamberimizin savaşta kılıç sırtı ile adam öldürmeyi yasakladığını kulaklarımla işitmiştim. Metinde kullanılan deyim, katel üst yani kılıç sırtı ile öldürmek, tir, bu tür öldürme insana oldukça uzun bir can çekişme dönemi yaşattığı için bir tür işkencedir. Metinde Halit B. Velid'in oğlu Abdurrahman'ın bu olay üzerine dört köle azat ettiği bildiriliyor. Bu köleler keffaret maksadı ile azat edilmiştir nefsimi kudret elinde tutan Allah adına yemin ederek söylüyorum ki, önüme bir tavuk bile gelse onu bıçağın sırtı ile işkence çektirerek öldürmezdim. Bu sözler Abdurrahman'ın kulağına gidince, kefaret olarak, dört köle azat etti, Ebu Davud. Haris B, Müslim B, Haris'in bildirdiğine göre bir sahabe olan babası şöyle diyor. Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun. Bir defasında bizi bir müfreze içinde savaşa göndermişti. Saldırı düzenleyeceğimiz yere varınca atımı koşturarak arkadaşlarımı geride bıraktım. Üzerine yürüdüğüm yörenin halkı 126 beni çığlıklarla karşıladı, bunun üzerine onlara Leyla Allah, Eylallah, Allah'tan başka ilah yoktur, deyin de canınızı, kurtarın, dedim, onlar da bunu söylediler, bunun üzerine arkadaşlarım beni kınayarak, bizi alacağımız ganimetten mahrum ettin, dediler peygamberimizin yanına dönünce yaptığımı ona anlattılar, bunun üzerine peygamberimiz beni yanına çağırarak yaptığımı beğendiğini belirtti, arkasından bana, Allah o insanların her biri karşılığında sana şu kadar sevap yazdı, buyurdu, Ebu Davud. Öte yandan Hazreti Burey de şöyle buyuruyor. Peygamberimiz, bir ordu ya da bir gerilla müfrezesinin başına bir komutan atadığı zaman yakın arkadaşlarının yanında ona takvalı olmayı ve birlikte savaşacağı Müslümanlara iyi davranmasını tavsiye eder, sonra kendisine şu direktifi verirdi, Allah adına, Allah yolunda savaşın, Allah'ı inkar edenleri öldürün, savaşın, fakat gaddar olmayın, işkence ile adam öldürmeyin, küçük çocukları öldürmeyin, Müslim, Ebu Davud, tirmizi Bu arada İmam-ı Malik'in bildirdiğine göre Hazreti Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, askerlerine verdiği talimatlarının bir yerinde şöyle demişti. Savaş sırasında kendilerini Allah'a adadıklarını sanan bir takım insanlarla karşılaşacaksınız, onları uğruna kendilerini adadıkları meşguliyette baş başa bırakın, sakın kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmeyin, İmam-ı Malik. İşte İslam'ın verdiği savaşlar, işte bu savaşlarda gözettiği kurallar ve işte bu savaşlarda ulaşmak istediği hedefler bunların tümü yukarıdaki okuduğumuz ilahi direktiften türemiştir. Bu direktifi bir daha okuyalım. Sizinle savaşanlar ile siz de Allah yolunda savaşın fakat sakın ölçüyü kaçırmayın, saldırgan olmayın çünkü Allah ölçüyü elden bırakan saldırganları sevmez. Müslümanlar sayılarının çokluğu ile zafer kazanmadıklarını biliyorlardı, çünkü sayıları azdı, ayrıca silah ve teçhizat üstünlükleri sayesinde de zafer kazanmıyorlardı, çünkü onların silah ve teçhizatları düşmanlarınkinden azdı, onlar sadece imanları, Allah'a bağlılıkları ve Allah'ın kendilerine yönelik yardımı sayesinde zafere ulaşıyorlardı, buna göre Yüce Allah'ın ve Peygamberimizin direktiflerine aykırı hareket etmiş olsalardı bel bağladıkları biricik zafer sebeplerinden kendi elleriyle yoksun kalmış olurlardı. Bundan dolayı sözünü ettiğimiz savaş kurallarına kendilerini baskı altında inletmiş ve bazı arkadaşlarını en tüyler ürpertici işkenceler ile öldürmüş olan düşmanları karşısında bile uyuyorlardı. Nitekim peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun öfkeye kapılınca Kureyşli iki müşrik olan falanca ile filancanın ateşte yakılarak öldürülmesini emrediyor fakat hemen arkasından söz konusu kimselerin yakılarak öldürülmesi emrini geri alıyor çünkü ateşte yakarak cezalandırmak sadece yüce Allah'a mahsustur daha sonra Müslümanlara savaş açan, onlara dini inançları yüzünden baskı yapan, onları yurtlarından çıkaran kimseler ile savaşılması, onlara nerede ve hangi şartlarda rastlanırsa öldürülmeleri emri vurgulanıyor. Yalnız Mescid-i Haram, Kabe civarında rastlanan düşmana ilişmemek gerekir. Fakat eğer kafirler burada saldırıyı başlatan taraf olurlarsa artık onlar için Kabe çevresinin dokunulmazlık ilkesi geçerli değildir. Bir de eğer söz konusu kafirler Yüce Allah'ın dinine girerlerse o zaman da Müslümanların ellerinden kurtulacaklar. Daha önce Müslümanlara ne kadar eziyet etmiş, onlara ne kadar ağır baskılar uygulamış ve ne kadar savaş yapmış olurlarsa olsunlar, artık eski hesapları kapanacaktır. Onları bulduğunuz yerde öldürün, sizi çıkardıkları, sürdükleri yerden siz de onları çıkarın. Kargaşa çıkarmak adam öldürmekten daha ağır bir suçtur. Mescidi Haram çevresinde onlar ile savaşmayın ki onlar da orada size karşı savaşmasınlar. Fakat eğer onlar size savaş açarlarsa onları öldürün kafirlerin cezası böyledir, eğer onlar savaşa ve kafirliğe son verirlerse Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Baskı ya da ayartma yolu ile Müslümanı dininden uzaklaştırmaya kalkışmak, insan hayatının en kutsal değerine karşı saldırıya geçmek demektir. Bundan dolayı bu saldırı, adam öldürmekten daha ağır bir suçtur, insanı öldürmekten, canını almaktan ve hayatını yok etmekten daha ağır bir cürümdür. Söz konusu fitne ister tehdit, yıldırma ve fiili işkence yolu ile olsun, ister insanları saptıracak, yozlaştıracak, Yüce Allah'ın sisteminden uzaklaştıracak, soğutacak, Allah'ın sistemine yan çizmeyi kendilerine sempatik saydıracak toplumsal ve politik şartlar oluşturma yoluyla olsun fark etmez. Bu ikinci fitne yolunun en yakın ve en tipik örneği komünizmdir. Bilindiği gibi bu ideoloji, bu politik rejim dini afyon sayıp yasaklıyor, Allahsızlık, ateizm, propagandasını serbest bırakıyor, zina ve alkollü içki gibi İslami yasakları mubah sayan kanuni düzenlemeler getiriyor, yoğun propaganda kampanyaları ile bu yasakları insanlara sempatik gösteriyor, buna karşılık Yüce Allah'ın sisteminde meşhur sayılan erdemlerin, faziletlerin bağlılarını kamuoyu karşısında antipatik gösteriyor, bu sosyal ve hukuki şartları, insanların baskısından kurtulamayacakları zorlamalara, dayatmalara ve oldu bittilere dönüştürüyor. İslam'ın inanç özgürlüğü ile ilgili bu görüşü ve insan hayatında bu özgürlüğe vermiş olduğu son derece büyük değer İslam'ın karakteri ve insanın varoluş amacına ilişkin bakış açısı ile bağdaşan, bütünleşen bir görüştür. Zira insanın varoluş amacı, ibadettir. Bu kavram, Allah'a yönelik her iyi ve yararlı faaliyeti içine alır, insanın en değerli, en üstün varlığı inanç özgürlüğüdür, buna göre kim onun elinden bu üstün varlığı almaya kalkışır, doğrudan doğruya ya da dolaylı biçimde onu dininden koparmaya girişirse, canlı bir varlığı öldürenden daha ağır cürüm işlemiş olur, bundan dolayı mümin, bu inanç özgürlüğünü, onun düşmanını öldürerek savunur, böyle olduğu için ayetin bu cümleciğinde onlarla savaşın denilmiyor, onları öldürün, onları bulduğunuz yerde öldürün, denilmiyor ne durumda olurlarsa olsunlar ve elinizdeki öldürme aracı ne olursa olsun onları öldürün, demektir bu, tabi ki, bu durumlarda da işkence ederek ve ateşte yakarak öldürmeyi yasaklayan İslami savaş kurallarına uyulacaktır. Bunun yanı sıra Mescidi Haram, Kabe civarında savaşmak yasaktır. Allah C C burayı güven bölgesi olarak belirledi. Dostu Hazreti İbrahim'in selam üzerine olsun duasını kabul ederek oranın çevresini de güvenlik kuşağı olarak ilan etti. Burayı dünyanın her yanından akın akın gelecek olan insanların güven, dokunulmazlık ve barış içinde toplanacakları bir yer kıldı. Mescidi Haram'ın civarında savaş olmaz, orada, yalnız bu yerin dokunulmazlığını çiğneyerek Müslümanlara saldırı başlatan kafirlere karşı savaşılır, o zaman Müslümanlar onlara kuvvetle karşı koyarlar ve bu saldırganları öldürmedikçe vuruşmaya son vermezler, işte insanlara dini inançları yüzünden baskı yapan ve çevresinde güven içinde yaşamış oldukları Mescidi Haram'ın dokunulmazlığını çiğneyen kafirlere yaraşırlar ceza budur fakat. Eğer onlar savaşa ve kafirliğe son verirlerse Allah bağışlayıcıdır merhametlidir onları Yüce Allah'ın bağışına ve merhametine layık hale getirecek olan, son verme, kafirliğe son vermektir, yoksa sadece Müslümanlara karşı savaşmaya, onlara dini inançları gerekçesi ile baskı yapmaya son vermek değildir, çünkü Müslümanlar ile savaşmaya ve onlara dini inançları yüzünden baskı yapmaya son vermelerinin onlara sağlayacağı azami kazanç Müslümanların kendileri ile barış antlaşması yapmaları olabilir, fakat onları Yüce Allah'ın bağış ve merhametine layık hale getirmez. Bu ayette bağışa ve merhamete işaret edilmesinden güdülen amaç, kafirleri iman etmeye özendirmek, kafirlikten ve saldırganlıktan sonra içlerinde Yüce Allah'ın bağışına ve merhametine kavuşma ümidini uyandırmaktır. Şu İslam dini ne büyüktür ki, sırf Müslüman olu oluvermekle kafirlere Yüce Allah'ın bağışının ve merhametinin ulaşacağını haber vermekte onları kısas ve diyet hükümlerinden muaf tutmaktadır. Oysa onlar daha önce birçok Müslümanı öldürmüş veya baskı altında yaşatmış, onlara karşı en iğrenç cinayetleri reva görmüşlerdi. İslam'da savaşın amacı, insanların dinleri yüzünden baskı görmelerini önlemek, kaba kuvvetle ya da bu anlama gelebilecek sosyal şartlarla olup bittiler meydana getirerek Müslümanların dinlerinden vazgeçirilmemelerini güvenceye almak, Müslümanların başına ayartıcı, saptırıcı ve yozlaştırıcı faktörlerin musallat edilmesine engel olmaktır. Bu da Allah'ın dininin üstünlüğünü sağlayarak taraftarlarını güçlendirerek ve düşmanların gözünü yıldırarak gerçekleştirilebilir, o zaman İslam düşmanları Müslümanlara işkence etmeye, dinleri yüzünden baskı yapmaya cesaret edemezler, İslam'a girmek isteyen hiç kimse kendisini bu kararından alıkoyacak ya da bu kararı yüzünden kendisine işkence ve baskı uygulayacak hiçbir güçten korkmaz, buna göre Müslüman cemaat, söz konusu saldırgan ve zalim güçleri ortadan kaldırıncaya, yüce Allah'ın dini kesin bir galibiyet ve üstünlük elde edinceye kadar sürekli biçimde onlarla savaşmakla yükümlüdür. Fitne ortadan kalkıp Allah'ın dini tam anlamı ile egemen oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer yaptıklarına son verirlerse zalimlerden başkasına saldırılmaz. Bu ayetin nüzul sebebine bakılarak her ne kadar o dönemin Arap Yarımadası'nda egemen olan sultası altına aldığı insanları Müslüman olmaktan alıkoyarak Allah'ın dininin yayılmasını engelleyen müşrik düzenin hedef alındığı sonucuna varılırsa da ayetin kapsamı evrenseldir. Direktifi süreklidir. Başka bir deyimle cihat kıyamet gününe kadar devam edecektir. Herhangi bir vakit zalim bir güç insanları Allah'ın dininden alıkoyar insanların yüce Allah'ın çağrısını dinlemelerini ve haklılığına kanaat getirince bu çağrıyı kabul etmelerini engellerse, Müslüman cemaat her an için bu zalim gücü ortadan kaldırarak insanları bunun baskısından kurtarmakla ve böylece özgür bir ortamda çağrıyı dinleyip gönüllü tercihleri ile yüce Allah'ın yolunu benimseyebilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Bu bölümün bir önceki ayetinde fitne, maddi ve manevi dini baskı, kınandıktan ve adam öldürmekten daha ağır bir suç sayıldığı belirtildikten sonra, bunun önlenmesi gerektiği bu ayette tekrar vurgulanıyor. Bu tekrar, bu meselenin İslami açıdan taşıdığı önemi ortaya koyduğu gibi aslında insanın İslam'ın elinde ikinci kez doğuşu anlamına gelen büyük bir prensibe parmak basıyor. Bu öyle bir yeniden doğuş ki, insanın insanın değerini inancının değerine bağlıyor, insanın tüm hayatını terazinin bir kefesine ve inancını da öbür kefesine koyduktan sonra inanç kefesinin daha ağır bastığını belirliyor, ayrıca bu prensip, insanın düşmanlarının kimler olduğunu da açıkça ortaya koyuyor, bunlar maddi ya da manevi baskı uygulayarak bir mümini dininden ayırmaya kalkışanlar, Müslümana Müslüman olduğu için eziyet edenlerdir, bunlar insanlığı, İyiliğin iyiliğin en büyük unsurundan yoksun bırakanlar, insanlıkla yüce Allah'ın sistemi arasına girenlerdir. İşte Müslüman cemaat, bunlara karşı kesintisiz biçimde savaşmakla, fitne ortadan kalkıp Allah'ın dini tam anlamı ile egemen oluncaya kadar, bunları öldürmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'in savaş ile ilgili inen bu ilk ayetlerinde ortaya konan bu büyük İslam ilkesi o gün olduğu gibi bugün de aynen geçerlidir. Bu inanç sistemi bugün de kendine ve bağlılarına dönük türlü türlü saldırılar ile karşı karşıyadır. Günümüzde de müminler bazan fertler halinde, kimi zaman cemaatler halinde ve zaman zaman da tümü ile milletler düzeyinde eziyetlere ve maddi manevi baskılara maruz kalmaktadır. Kim dini yüzünden maddi manevi baskıya inancı sebebiyle eziyete uğrarsa, uğradığı baskının ve eziyetin biçimi ve türü ne olursa olsun, dinin ve inancının düşmanları ile savaşıp onları öldürmesi ve bunun sonucu olarak insanın yeniden doğuşu sayılan bu büyük İslami prensibi gerçekleştirmesi üzerine farzdır. Eğer zalimler zalimliklerine son verir, insanlar ile Rableri arasına girmekten vazgeçerlerse artık onlara saldırılmaz, el kaldırılmaz çünkü cihat zulme ve zalimlere yöneliktir. Eğer yaptıklarına son verirlerse zalimlerden başkasına asla saldırılmaz. Bu ayetten bir süre sonra Beraye Suresi'nde yer alan ve Arap Yarımadası'nda yaşayan müşriklerin tamamı "Lâ ilâhe Allah'tan başka ilah yoktur." deyinceye kadar savaşılmasını emreden ayet indi. Bu ayetin getirdiği değişiklik İslam'ın ve Müslüman cemaatin durumunda meydana gelen değişmenin gerektirdiği bir düzenlemedir. Bu değişiklik yarımadanın katıksız bir İslam yurdu olması ve böylece yarımada dışından gelen Bizans ve Fars saldırıları ile karşı karşıya gelirken arkasında iç düşman bırakmaması amaçlanmıştı. Burada zalimlere karşı koyma, onları geri püskürtme eylemine, saldırı, denmesi, yüzeysel bir kelime benzerliğinden kaynaklanır, yoksa bu eylem aslında adalet, hakkaniyet ve zulme uğrayanlara yönelik, saldın, iyi giderme hareketidir, daha sonra haram aylarda savaşmanın hükmüne geçiliyor, tıpkı daha önce mescidi haram, Kabe, civarında savaşmanın hükmünün açıklandığı gibi. Haram ay haram aya karışıktır. Yasaklar, dokunulmazlıklar karşılıklıdır. Buna göre size saldırana, size saldırdığı kadar siz de saldırın. Allah'tan korkun ve iyi bilin ki Allah kendisinden korkanlarla beraberdir. Görüldüğü gibi haram ayın dokunulmazlığını çiğneyen ve o ayda geçerli saldırı yasağına uymayanın cezası bu haram ayın sağladığı güvencelerden yoksun kalmaktır. Yüce Allah nasıl Kabe'yi güven ve barış yeri yaptı ise haram ayları da güven ve barış zamanı yapmıştır. Bu aylarda canlara, dokunulmazlıklara ve mallara ilişilmez. Hiçbir canlıya kötü niyetle el sürülmez. Kim bu yere sığınmaktan kaçınır, mü Müslümanları bu güvenlikten yoksun bırakmak isterse cezası, bu güvenlikten yoksun kalmaktır. Kim başkalarının dokunulmaz haklarını çiğnerse kendi dokunulmazlıklarının gözetilmesini beklememelidir. Yani dokunulmazlıklar karşılıklıdır. Bununla birlikte bu durumda Müslümanlara tanınan karşılık verme serbestisi sınırlamalara bağlanmıştır. Bu sınırlamaları aşamazlar, bu dokunulmazlıklar ancak zaruri durumlarda dokunulmazlık niteliklerini yitirirler ve bu zararuretlerin ölçüsü aşılmaz. Buna göre size saldırana, size saldırdığı kadar, siz de saldırın. Yani bu konuda ölçüyü aşmak ve aşırılığa kaçmak yoktur. Bu konuda Müslümanlar takvaları ile baş başa bırakılıyorlar. Çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi onlar sadece Allah'ın yardımı sayesinde zafer kazanabileceklerini zaten biliyorlardı. Burada da kendilerini Allah'tan korkmaları emredildikten sonra Allah'ın kendisinden korkanlar ile beraber olacağı hatırlatılıyor. İşte bu kelimenin tam anlamıyla sarsılmaz güvencedir. Cihad görevinin yerine gelebilmesi için insan gücüne ihtiyaç olduğu gibi, mala, maddi imkanlara da ihtiyaç vardır. İlk Müslümanlar döneminde, Müslüman mücahid, savaş teçhizatını, bineğini ve azığını kendi imkanları ile hazırlardı. O zamanki komutanların ve askerlerin maaşı yoktu. O zaman gönüllü beden ve mal fedakarlığı ilkesi geçerliydi. Bu fedakarlığı yaptıran faktör, sosyal düzen kurma aşaması varmış inanç sistemidir. Böyle olunca bu inanç sisteminin, kendini gerek dostlarına ve gerekse düşmanlarına karşı korumak için mali kaynağa ihtiyacı olmuyordu, çünkü gerek komutanlar gerekse askerler maddi ihtiyaçlarını öz kaynaklarından gönüllü olarak karşılıyorlardı. Fakat o günün İslam toplumunda cihad etmeyi arzu eden, Yüce Allah'ın sistemini ve inancının sancağını savunmak isteyen çok sayıda fakir vardı, bunlar savaş için gerekli silah ve teçhizat masraflarını, binek hayvanı giderlerini ve savaş sırasındaki zaruri masraflarını karşılayacak maddi imkanlardan yoksundu, bu yüzden Peygamberimize başvurarak yaya olarak gidemeyecekleri uzaklıktaki savaş alanlarına ulaştırıldı. Almalarının sağlanmasını istiyorlardı. Peygamberimiz bu isteklerini yerine getiremediği zaman da Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle binek hayvanı vermen için sana geldiklerinde, size binek hayvanı bulamıyorum dediğin zaman, harcayacak bir şeyleri olmadığı için üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönüyorlardı. Tevbe suresi 92. İşte bu gerekçe ile gerek Kur'an'ın ve gerekse peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun. Allah yolunda maddi yardımda bulunma, askerlerin savaş masraflarına katkıda bulunma ile ilgili direktiflerinin zamanla arttığını görürüz. Bunun sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde cihat çağrısına, savaş harcamalarına katılma çağrısı da ekleniyordu nitekim şu ayette savaş masraflarına katkıda bulunmaktan kaçınmak tehlike olarak niteleniyor ve Müslümanların bu tehlikeden sakınmaları öneriliyor. Mallarınızın bir bölümünü Allah yolunda harcayın, sakın kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın, iyilik yapın. Hiç kuşkusuz Allah iyilik yapanları sever. Allah yolunda mal harcamaktan kaçınmak hem insan nefsi hesabına cimrilik tehlikesi taşır ve hem de Müslüman cemaati zayıf düşme ve kendini savunamama tehlikesi ile yüz yüze getirir, özellikle İslam gibi gönüllülük ilkesine dayanan bir düzen için bu tehlike daha somut bir nitelik taşır. Bu ayetin sonunda cihad ve Allah yolunda mal harcama düzeyinden, ihsan, iyilik, mertebesine çıkılarak şöyle buyuruluyor. İyilik yapın, hiç kuşkusuz Allah iyilik yapanları sever. İhsan, iyilik, mertebesi, İslam'da en yüksek mertebeyi oluşturur, Peygamberimizin bir hadisine göre, İhsan'ın anlamı, Allah'a, onu görüyormuşsun gibi, kulluk etmendir, zira eğer sen onu görmüyorsan da o, seni görüyor, Buhari, Müslim, şeklindedir. İnsan nefsi bu düzeye erişince bütün ibadetleri yerine getirir, bütün günahlardan sakınır, küçük büyük, gizli aşikar her işte yüce Allah'ın rızasını gözetir, savaşa ve savaş masraflarına katılmayı emreden ayetler bu şekilde, yani insan nefsini imanın en yüce aşaması olan ihsan, iyilik derecesiyle yüz yüze getirerek noktalanıyor. H.A.C.C ve Umre İncelemekte olduğumuz ayetler demetinde bundan sonra Hek ve Umre ibadetleri ile bu ziyaretlerin nasıl yapılacağının ayrıntılı anlatımına geçiliyor. Bu bölümde önce hilallerden ve bunların vakit bildirme ve Hek zamanını belirleme araçları olduğundan söz ediliyor. Arkasından haram aylarda ve Kabe civarında savaşmanın hükmü anlatılıyor. Sonunda da Hek ve Umre ibadetleri ile bu ibadetlerin yapılışı hakkında bazı ayrıntıları, ayrıntılı bilgiler veriliyor bu konuların sıralanış biçimi çok net bir şekilde aralarındaki sıkı ilişkiye dikkatimizi yöneltiyor 196 Allah için haccı ve umreyi tam olarak yerine getirin, eğer yoldan alıkonulursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin, kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin, fakat içinizden kim hasta ya da başından rahatsız olur da bu yüzden daha önce tıraş olursa fidye olarak ya oruç tutmak ya sadaka vermek veya kurban kesmek zorundadır. Eğer güven içinde iseniz, hek zamanına kadar umreden yararlanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser, kesecek kurban bulamayan kimse üç gün hacca ve yedi gün de evinize döndüğünüz zaman olmak üzere toplam on gün oruç tutar, bu, ailesi mescidi haram civarında oturmayanlar için böyledir, Allah'tan korkun ve bilin ki, onun azabı ağırdır. 197 hek bilinen aylar dadır. kim bu aylarda ihrama girerek haccı kendine farz hale getirirse bilsin ki hacca fuhuş söz söylemek küfürleşmek kavga etmek ve her türlü günah işlemek yoktur ne iyilik işlerseniz Allah onu bilir Yanınıza yol ağzı alın, hiç şüphesiz en hayırlı azık takva de Allah korkusudur, ey akıl sahipleri benden korkun. 198 Rabbinizin lütuf ve keremini istemenizin hiçbir sakıncası yoktur. Arafat'tan aşağı inince meşar-ı haramda Allah'ı anın, o sizi nasıl doğru yola iletti ise siz de onu anın, zira onun yol göstermesinden önce, kuşkusuz, sapıklardan idiniz. 199 sonra insanların dağıldığı yerden siz de dağılırı ve Allah'tan bağışlama dileyin hiç şüphesiz Allah bağışlayıcıdır merhametlidir. 200 hek ibadetini bitirdiğinizde atalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha ısrarlı bir şekilde Allah'ı anın kimi insanlar Ey rabbimiz bize dünyada güzellik ver, derler, böylesinin ahirette hiçbir pay olmaz. 201 Kimi insanlar da Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem ateşinin azabından koru derler. 202 İşte onların kazandıklarından payları vardır. Allah'ın hesaplaşması çok hızlıdır. 203 sayılı günlerde Allah'ın adını anın, kim hemen iki gün içinde dönerse bir günahı yoktur, kim geri kalırsa da, günahtan korunanlar için, günahı yoktur, Allah'tan korkun ve bilin ki, hepiniz onun huzurunda bir araya getirileceksiniz yukarıda okuduğumuz hek ayetlerinin hangi tarihte indirildiğini kesin olarak bilmiyoruz, yalnız bir rivayete göre bu ayetlerden birinde yer alan, eğer yoldan alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin, cümlesi Hicri 6. yılda Hudeybiye'de inmiştir, bunun yanı sıra İslam'da haccın ne zaman farz kılındığını belirten kesin bir tarih de elimizde yoktur, bu belirsizlik, hek ibadetinin, Allah için haccı ve umreyi tam olarak, olarak yerine getirin cümlesi ile başlayan yukarıda okuduğumuz ayetle farz kılındığını ileri süren görüş için geçerli olduğu gibi Ali İmran suresinde yer alan Kabe'ye gitmeye imkanı olanlar, Allah için Beytullah'ı ziyaret etmekle yükümlüdürler ayeti ile farz kılındığını kabul eden görüş için de geçerlidir. Ali İmran suresi 97 bu ayetlerin her ikisinin de ne zaman indiklerini kesinlikle belgeleyen bir rivayet elimizde yoktur. Bu arada İmam İbni Kayyum el-Cevzi Zatül Mit adlı eserinde haccın Hicri 9. ya da 10. yılda farz olduğunu ileri sürüyor. İbni Kayyum bu görüşü ileri sürerken peygamberimizin Hicri 10. yılda veda haccını yaptığı gerçeğinden hareket ederek onun bu ziyareti haccın farz oluşunun arkasından yapmış olması gerektiğini, buna göre bu ibadetin Hicri takvime göre ya 9 ya da 10. yılda farz kılınmış olduğunu söylüyor. Fakat bu mantık delil olmaya elverişli değildir. Çünkü Peygamberimizin hacca gidişini Hicri 10. yıla ertelemesine yol açan başka sebepler bulunmuş olabilir. Özellikle Peygamberimizin Hicri 9. yılda Hazreti Ebu Bekir'i Allah ondan razı olsun, Hek Kafilesi başkanı olarak görevlendirdiğini göz önüne alırsak bazı sebeplerden dolayı hacca gitmemiş olabileceği ihtimali güç kazanır. Nitekim elimizdeki bazı bilgilere göre Peygamberimiz Salat ve Selam üzerine olsun, Tebuk seferi dönüşünde Hacca gitmeyi düşündü. Fakat Hek mevsiminde geleneksel olarak müşriklerin Kabe'yi ziyaret ettiklerini ve bir kısmının bu ziyareti çıplak olarak yaptığını hatırlayarak onların arasına karışmak istemedi. Bir süre sonra Beraye suresi inince Peygamberimiz bu surenin baş tarafındaki ayetleri halka duyurmak, bu ayet ler gereğince müşrikler ile artık antlaşma yapılmayacağını açıklamak ve Kurban Bayramı gününü ilan etmek üzere Hazreti Ali'yi hacca gönderdi. Hazreti Ali tarafından Mina'da toplanan kalabalık önünde okunan bildiri şu noktaları içeriyordu: Kafirler kesinlikle cennete giremez, bu yıldan sonra müşrikler hacca gelemez ve Beytullah'ı çıplak olarak tavaf edemezler. Peygamberimiz ile daha önce antlaşma yapmış olan ların antlaşmaları süreleri sona erene kadar geçerlidir fakat bir daha yenilenmeyeceklerdir. İşte bundan dolayı peygamberimiz Kabe müşriklerden ve çıplak ziyaretçilerden temizleninceye kadar hacca gitmemişti. Yalnız hek ibadetinin ve bazı ayrıntılarının bundan daha önceki bir tarihte belirlendiğini ileri süren başka bir görüş daha var. Biz bu görüşün hiç de yabana atılmayacak bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bir rivayete göre hek, hicret olayından önce Mekke'de farz kılındı. Bu görüş, güçlü bir delile dayanıyor olmayabilir. Ancak özellikle Mekke'de inmiş olan hek suresinin ayetlerinde hek ibadetinin birçok ayrıntısı, Yüce Allah tarafından Hazreti İbrahim'e selam üzerine olsun. Emredilmiş ibadet amaçlı hareketler olarak yer almıştır. Hek suresinin bu nitelikteki ayetlerini şöyle sıralayabiliriz. Hani İbrahim'e Beytullah'ın yerini gösterdik ye kendisine şöyle dedik, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve evi tavaf edenler, ayakta duranlar, rukua ve secdeye varanlar için temiz tut, insanlara haccı ilan et, gerek yaya ve gerekse uzak yollardan gelecek yorgun develer üzerinde sana gelsinler, gelsinler de çeşitli yararlarını gözleri ile görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günler de kurban ederken onun adını ansınlar. Bu hayvanların etinden kendiniz de yiyin, sıkıntı içinde bulunan yoksullara da yedirin. Sonra kirlerini giderip temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve kabe'yi tavaf etsinler. Hek suresi 26 ila 29. Bu böyledir kim Allah'ın emrettiği ibadet biçimlerine saygı gösterirse hiç kuşkusuz bu saygı kalplerdeki takvadan kaynaklanır kurbanlık hayvanlar belirli bir süreye kadar size yararlı olurlar sonra varacakları yer Kabe'dir Hek suresi 32 ila 33 Büyük baş hayvan kurban etmeyi de Allah'ın size emrettiği ibadet biçimlerinden saydık, onlar size çeşitli yararlar sağlarlar, ön ayaklarını bağlayarak onları boğazlarken üzerlerine Allah'ın adını anın, yan üstü düşüp öldüklerinde etlerinden hem kendiniz yiyin ve hem de isteyene de istemeyene de yedirin, şükredesiniz diye o hayvanları böylece buyruğunuza sunduk, bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan şey sadece içinizdeki Allah saygısıdır. Takva deyir. Böylece onları sizin buyruğunuza sundu ki sizi doğru yola ilettiği için onun yüceliğini dile getiresiniz. Ey Muhammed, iyilik işleyenleri müjdele. Hek suresi 36 ila 37. Görüldüğü gibi bu ayetlerde Hek ibadetinin temel unsurları olan kurban, kurban kesme, tavaf, ihramdan çıkma ve Allah'ın adını anma, tekbir getirme gibi ayrıntılara ya açıkça ya işaret yolu ile yer verilmiştir. Bu ayetlerde Müslüman ümmete yöneltilen hitap, ataları Hazreti İbrahim'in uygulamaları ile bağ kuruyor. Bu da Hek ibadetinin Müslümanların bağlı oldukları Hazreti İbrahim'in bir uygulaması olarak yukarıdaki görüşlerde ileri sürüldüğünden çok daha önce farz edildiğini gösterir. Bu arada Müslümanlar ile o günlerde Kabe'nin denetim ve bakımını ellerinde bulunduran Mekkeli müşrikler arasındaki çatışma ve gerginlik, hek ibadetini bir süre için yapılamaz hale getiren engeller doğurmuştur. Bunu da gözden kaçırmamak gerekir. Biz bu cüzün baş tarafında, Hicri 2. yılda gerçekleşen kıble yönünün değişimi olayından son sonraki oldukça erken bir tarihten itibaren bazı Müslümanların fertler halinde hek ibadetini yerine getirmeye haşladıkları görüşünde olduğumuzu belirtmiştik. Bu görüşlerin hangisi doğru olursa olsun, haccın farz oluş tarihi ile ilgili bu açıklamayı burada noktalayarak haccın ayrıntılarını ve bunlar arasında yer verilen birçok direktifi içeren ayetlere dönüyoruz. Allah için haccı ve umreyi tam olarak yerine getirin. Eğer yoldan alıkonulursanız, kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden kim hasta ya da başından rahatsız olur da bu yüzden daha önce tıraş olursa fidye olarak ya oruç tutmak ya sadaka vermek veya kurban kesmek zorundadır. Eğer güven içinde iseniz, hek zamanına kadar umreden yararlanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser, kesecek kurban bulamayan kimse üç gün hacca ve yedi gün de evinize döndüğünüz zaman zaman olmak üzere toplam olarak 10 gün oruç tutar. Bu hüküm, ailesi mescidi haram civarında oturmayanlar için böyledir. Allah'tan korkun ve bilin ki, onun azabı ağırdır. Bu ayetin yapısında dikkatimizi çeken ilk özellik hüküm koyarken gözetilen ifade titizliği, ayetin amaçladığı hükmü içerecek bağımsız fıkralara ayrılması, her hükmün sonunun bir sonraki hükme uygun çağrışımları ile bağlanması ve sonunda ayetteki bütün hükümlerin takvaya Allah korkusuna rededilmesidir. Ayetin ilk fıkrası telbiye getirerek hacca ve umreye ya da her ikisine bir arada başlayan kimsenin mutlak anlamda bu haca ve umreyi tamamlaması emrini ve bu ibadetleri sırf Allah'a yöneltmesi gerektiğini içerir. Allah için haca ve umreyi tamamlayın. Bazı tefsir alimleri bu emrin, haccın farz oluşunu bildiren bir emir olduğunu söylerken diğer bazıları ise başlanmış bir hek görevini tamamlamakla ilgili olduğunu ileri sürerler, bu ikinci yorum bizce daha yerindedir, çünkü bütün alimlerce kabul ediliyor ki umre ibadetinin farz olmadığı halde burada tıpkı hek ibadeti gibi bitirilmesi emrediliyor, bu da gösterir ki, burada emrin amacı, tamamlama, eylemidir, yoksa farz oluşu ilan etmek değildir, Ayrıca bu emirden anlaşılıyor ki, umre ibadeti, başlangıçta farz olmamakla birlikte, bir defa telbiye getirilerek bu ibadete başlanınca artık tamamlanması farz haline gelir. Umre, ayrıntıları bakımından hek gibidir, yalnız bunun için Arafat'ta vakfeye durulmaz, ayrıca en geçerli görüşe göre bu ibadet bütün yıl boyunca yerine getirilebilir, hek gibi belirli aylarla sınırlı değildir. Bu genel emirden anlaşıldığına göre hek ve umre ibadetlerinin yoldan alıkonulma durumunda tamamlanması zorunludur. Bu yoldan alıkonulma hek ve umre ibadetlerine başlayan kimseyi bu ibadetin görevlerini yapmaktan alıkoyan bir düşmandan kaynaklanabileceği gibi hastalık gibi görevi tamamlamayı önleyen şahsi mazeretlerden de kaynaklanabilir. Düşman kaynaklı engellemelerin yoldan alıkonulma sayılmasında alim Arasında görüş birliği vardır. Yalnız hastalık kaynaklı engellemenin yoldan alıkonulma sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Fakat böyle sayılması gerektiği görüşü daha ağır basmaktadır. Eğer yoldan alıkonulursanız kolayınıza gelen kurbanı kesin. Bu durumda hacca ya da umreye başlamış olan kimse kolayına gelen kurbanı keserek varabildiği yerde ihramdan çıkar, isterse henüz mescidi harama, Kabe'ye varamamış ve hek ile umre ibadetinin gereklerinden sadece mikatta ihrama girmeyi gerçekleştirmiş olsun. Mirkat, hek ya da umre ibadeti yapmak isteyen kimsenin hek ve umre için ya da her ikisini birlikte yerine getirmek amacı ile tehlil getirdiği, dikişli elbise giymeye son verdiği yerdir. Bu noktadan itibaren hacı adayının başını tıraş etmesi, saçlarını kısaltması, tırnaklarını kesmesi, kara hayvanı avlaması ve bu av hayvanlarının etinden yemesi yasaktır. İşte Hicri 6. yılda Mekkeli müşrikler Hudeybiye'de Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, ile beraberindeki Müslümanların yolunu kestikleri ve kendisi ile ancak bir sonraki yıl umre yapmasına imkan veren Hudeybiye antlaşmasını imzaladıklarında bu olay fiilen yaşanmıştı. Hatta elimizdeki bazı bilgilere göre Peygamberimiz, müşrikler tarafından yolu kesilince yanındaki Müslümanlara ulaşabildikleri bu son noktada kurbanlarını keserek ihramdan çıkmalarını ve daha sonra ne yapacakla, ı hususunda emir beklemelerini buyurdu, fakat kurbanlık hayvanların normal kesim yerlerine varmadan önce ihramdan çıkmak Müslümanların ağırına gitmiş, onları tereddüde düşürmüştü, bunun üzerine Peygamberimiz arkadaşlarının gözleri önünde kurbanını keserek ihramdan çıktı, arkasından da Müslümanlar aynı şeyi yaptılar, işte bunun üzerine yukarıdaki ayet indi, daha ayrıntılı bilgi için 15 ve 16. cüzlerde yer alan Fet Suresinin tefsirine başvurulabilir hedi, yani, kurbanlık, deve, sığır, koyun, keçi gibi büyük ya da küçük baş hayvanlara denir, birkaç hacı adayı bir araya gelerek bir deve ya da bir sığır kesebilirler, nitekim Hudeybiye umresi sırasında Müslümanlar yedişer kişilik gruplar halinde bir araya gelerek birer büyük baş hayvan kesmişlerdi, o zaman bu, kolaya gelen, kurban olur, bunun yanında her hacı adayı ayrı ayrı birer koyun veya keçi de kesebilir. Hudeybiye yılında olduğu gibi düşman tarafından ya da hastalık aracılığı ile yoldan alıkonulma durumunda önerilen bu telafi etme yolunun hikmeti, kolaylıktır. Zira haccın rükünlerinin birinci derecedeki amacı takva duygularını coşturmak, yüce Allah'a yaklaşmak ve farz kılınan ibadetleri yerine getirmeye çalışmaktır. Eğer bu amaç gerçekleşir de arkasından ya düşman ya hastalık veya bunlara benzer bir başka en gel hacı adayının yoluna dikilirse bu kimse hek ya da umre sevabından mahrum kalmaz, tersine hek ya da umre ibadetini tamamlamış sayılarak yanında bulunan kurbanlık hayvanı kesmek de ihramdan çıkar, bu kolaylık İslam'ın özü ile, hektaki hareketlerin amacı ve genel anlamda ibadetin fonksiyonu ile uyumlu bir hükümdür. İlk ve genel emre getirilen bu telafi edici kolaylıktan sonra ayetlerin devamında hek ve umre ile ilgili yeni bir genel hüküm ortaya konuluyor. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Bu hüküm yolda herhangi bir engelleme ile karşılaşmaksızın hek görevini tamamlama durumunda geçerlidir. Bu durumda Arafat vakfesini yerine getirip oradan ayrıldıktan sonra kurbanlık hayvan yerine varmadıkça başı tıraş etmek caiz değildir. Çünkü tıraş olmak, hek ya da umre için yahut her ikisine birlikte niyetlenerek giyilen ihramdan çıkmanın işareti, göstergesidir. Kurban, zilhicce ayının 10. günü minada kesilir. O zaman hep görevi sona ermiş olur ve hacı ihramdan çıkar. Fakat kurbanlık hayvan yerine varmadan önce ne tıraş olunabilir, ne saçlar, kısaltılabilir ve ne de ihramdan çıkılabilir. Fakat bu genel hükm'e istisna olarak şöyle bir telafi edici sınırlama getiriliyor. Fakat içinizden kim hasta ya da başından rahatsız olur da bu yüzden daha önce tıraş olursa fidye olarak ya oruç tutmak ya sadaka vermek veya kurban kesmek zorundadır hacı adayı, başını tıraş etmeyi gerektiren bir hastalığa yakalanabilir ya da saçlarının uzamasından ve taranamamaktan dolayı başında bir takım pis böcekler yuvalanabilir, aslında kolaylık ve pratiklik dini olan İslam, böylesi durumlarda hacı adayının ihramlı iken kesim yerine göndermiş olduğu kurbanlık hayvan boğazlanacağı yere varmadan ve hek görevlerini tamamlamadan önce tıraş olmasını mubah saymıştır, buna karşı Hacı adayı fidye olarak ya üç gün oruç tutar ya sadaka olarak altmış yoksulun karnını doyurur ya bir koyun keserek etini dağıtır, bu fidye ile ilgili sınırlama peygamberimizin şu hadisine dayanıyor, sahabilerden Kabbe, Ukre diyor ki, bir defasında beni peygamberimizin yanına taşıdılar, bitler yüzümde geziniyordu, peygamberimiz bana, seni hiç böyle bitkin görmemiştim, kesecek bir koyun bulamıyor musun, buyurdu, hayır, yok, dedim, bunun üzerine bana şöyle dedi, ya üç gün oruç tut ya da her yoksul başına altmışsa, ağırlığında yiyecek ayırarak altmış yoksulun karnını doyur da başını tıraş et, Buhari arkasından yine hek ve umre ile ilgili yeni bir genel hüküm geliyor. Eğer güven içinde iseniz, hek zamanına kadar umreden yararlanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser. Yani, eğer yolda engelleme ile karşılaşmaz ve ziyaret görevlerini rahat rahat yapma imkanı bulursanız, bu durumda umreyi de içeren temettü haca yapmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı kessin. Bu hükmün ayrıntılı açıklaması şöyledir, Müslüman, önce umreye çıkabilir, bunun için mikatta tehlil getirerek ihrama girer, Beytullah'ı tavaf ederek ve Safı ile Merve arasında say yaparak umre görevini tamamladıktan sonra mikata dönerek hek için ihrama girer ve bu görevin günlerinin gelmesini beklemeye koyulur, bu durum hek ayları sırasında geçerlidir. Hek ayları şevval, zilkade ayları ile zilhicce ayının ilk 10 gününden oluşur. Bu anlattığımız şekil, temettü haccının birinci usulüdür, ikinci usulü de şöyledir, mikatta hem hek ve hem de umre için birlikte ihrama girilir, umre görevleri yapıldıktan sonra hek zamanı gelinceye kadar beklemeye geçilir, işte temettü haccının ikinci yolu böyledir. Hacı adayı bu iki usulden hangisi ile temettü haca yaparsa yapsın umreyi tamamladıktan sonra ihramdan çıkabilmek için kolayına gelen bir kurban kesmelidir. Hacı adayı umre görevinin bitişi ile hek görevinin başlaması arasındaki süreyi ihramsız olarak geçirir. Hacı adayının, kolayına gelen, kurbanlık, kesebileceği her türlü hayvanı içerir. Yani bu kurbanlık deve de, sığır da koyun da keçi de olabilir. Eğer bu durumdaki hacı adayı, kolayına gelen, kurbanlık hayvan bulamıyorsa yerine fidye verir. Kesecek kurban bulamayan kimse 3 gün hacca ve 7 gün de evinize döndüğünüz zaman olmak üzere toplam olarak 10 gün oruç tutar. Bu durumda hacı adayı için en uygun olanı, ilk üç günlük orucu zilhicce ayının dokuzuncu günündeki Arafat vakfesinden önce tutmaktır, kalan yedi günlük orucu da hep dönüşü evinde tutar, ayette bu orucun, toplam on gün, olduğu, iyi anlaşılsın diye vurgulanmıştır. Belki de bu kurban kesmenin ya da oruç tutmanın hikmeti, umre ile hek görevi arasında kalbin yüce Allah'a bağlı olmasını devam ettirmektir. Umre ile hek görevi arasındaki ihramsız dönemin hacı adayını haccın havasından, haccın disiplinli atmosferinden ve bu fariza süresince kalbi sürekli etkisi altında bulunduran çekingenlik ortamından çıkarmamasıdır. Harem-i Şerif'te oturanlar buranın sürekli ziyaretçileri oldukları ve yurtları burası olduğu için onlara umre düşmez, onlar sadece hek ibadeti yapmakla görevlidirler, onlar için temettü haca ve umre ile hek arasında ihramsız kalınacak bir geçiş süresi de söz konusu değildir, öyle olunca tabii ki, fidye vermeleri ve oruç tutmaları da söz konusu değildir. Bu, ailesi mescidi haram civarında oturmayanlar için böyledir. Hek ve umre hükümlerinin bu noktasında kalpleri yüce Allah'a ve takvaya sim sıkı bağlamayı amaç, ayan iki ara cümlecik ile karşılaşıyoruz. Allah'tan korkun ve bilin ki, onun azabı ağırdır. Okuduğumuz hek hükümlerinin yerine getirilmelerini garantiye bağlayacak biricik faktör iste bu takva dır. Takva Allah korkusu, Allah'ın azabından çekinme duygusudur. İhrama belirli bir çekingenlik duygusu eşlik eder. Fakat ham adaylarının bir süre ihramsız kalmaları serbest olduğunda bu süre içinde takva ve Allah korkusu bu çekingenlik duygusunu vicdanda canlı tutar. Orada bekçiliğe devam eder. Bundan sonra gelen ayetin özellikle haccın hükümleri anlatılıyor. Bu meyanda haccın zamanı ve edep kuralları açıklanıyor. Daha önceki ayetin sonunda olduğu gibi bu ayetin sonunda da söz, takvaya bağlanıyor. Hek, bilinen aylar, dadır. Kim bu aylarda ihrama girerek haccı kendine farz hale getirirse bilsin ki, hacca fuhuş söz söylemek, küfürleşmek, kavga etmek ve her türlü günah işlemek yasaktır. Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir, yanınıza yol ağzı alın, hiç şüphesiz en hayırlı azık takva dir, Allah korkusudur, ey akıl sahipleri, benden korkun, ayetin açık anlamına göre haccın belirli bir vakti vardır ve bu vakit belirli aylar, bu aylar Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk 10 gününden oluşur. Buna göre, sadece bu aylar süresince hek için ihrama girilebilir. Gerçi bazı mezhepler bütün yıl boyunca hek için ihrama girmeyi geçerli sayarlar ve bu belirli ayları haccın gereklerini bilinen zamanlarında yerine getirmek için ayrılmış bir zaman parçası kabul ederler. İmam-ı Malik, İmam Ebu Hanife ve İmam-ı Ahmet B. Hanbel bu görüştedirler, İbrahim Nehai, Sevri ve Lezbe, Saad gibi mezhep imamlarının da bu görüşte oldukları rivayet edilmiştir, İmam Şafi ise birinci görüşü savunuyor, Abdullah B, Abbas, Cabir, Ata, Tavus ve Mücahid gibi önderlerinde Şafi gibi düşündükleri nakledilmiştir ki, geçerli tutulan görüş de budur, bu belirli aylarda kim haccı kendine farz kılarsa, yani kim ihrama girerek, bu aylarda haccı tamamlama yükümlülüğü altına girerse bilmelidir ki, ayetin dili ile söylersek, hek sırasında rafas, fusuk ve cidal yoktur. Burada geçen, rafas kelimesi, ya rastgele veya kadınların yanında cinsel ilişkiden ve cinsel ilişkiyi çağrıştıracak açık saçık konulardan söz etmek, demektir. Cidal, kelimesi, bir kimsenin arkadaşını öfkelendirecek şekilde onunla tartışması, münakaşa etmesi, demek Fusuk kelimesi ise irili ufaklı kötülükler anlamına gelir. Bu yasaklar, insanı sonuç olarak bu dönemindeki çekingenlik ve sırf Allah ile baş başa olma halı ile çelişen her şeyden kaçınmaya, toprak ve dünya kaynaklı güdülerin üzerine çıkmaya, her şeyi bir yana atarak sırf Allah'a bağlanma yolundaki rubi eğitime ve Allah'ın evine doğru yola çıkan kimsenin dikişli elbiseye varıncaya kadar her şeyden arınması anlayışına uygun edep halini gerekli biçimde takınmasına götürür kötülük yapma yasağının arkasından iyi davranışları özendiren, sevdiren bir ifade ile karşılaşıyoruz. Ne iyilik işlerseniz Allah onu bilir. Bir müminin yaptığı iyiliğin yüce Allah tarafından bilindiğini, o sırada yüce gözetim altında olduğunu hatırlaması iyilik işlemesi için yeterli bir teşvik itici bir faktördür demek ki yüce Allah onun yaptığı iyiliği görüyor ve biliyor sırf bu faktör iyiliğin normal ödülünden önde gelen başlı başına bir ödüldür Ayette daha sonra hacı adayları hek yolculuğu için azıkla donanmaya, yanlarında hem beden ve hem de ruh azığı bulundurmaya çağrılıyorlar. Bu emrin gerekçesi ile ilgili şöyle bir rivayet anlatılıyor, bir grup Yemenli hacı adayı, yanlarına azık almadan hek yolculuğuna çıkarlar ve bu tutumlarında haklı olduklarını göstermek üzere de, Allah'ın evini ziyaret edeceğiz de o bizim karnımızı doyurmayacak mı, diye konuşurlar. Bu söz her şeyden önce kalbi tümü ile Allah'a yöneltmenin ve ona tam anlamı ile güvenmenin yanında tüm pratik hazırlıkları yapmayı, mümkün olan bütün etkili önlemleri almayı emreden İslam'ın karakterine ters düşer, ayrıca bu söz Yüce Allah'tan laubali ve pervasız biçimde söz etme, madem ki, onun evini ziyaret etmeye gidiliyor, o halde Allah da ziyaretçilerinin karnını doyurmakla görevlidir, gibi bir anlayış Yüce Allah'ı minnet borcu altında sayma kokusu taşır. Bundan dolayı hem maddi ve hem de manevi olarak azık hazırlama direktifi gelmiştir. Bu direktife genel ifadeli ve süreklilik mesajı veren bir takva duyurusu eklenmiştir. Yanınıza yol ağzı alın. Hiç şüphesiz en hayırlı azık takva dır. Allah korkusudur ey akıl sahipleri benden korkun. Takva kalplerin, gönüllerin azığıdır. Kalpler, gönüller bununla beslenir, bununla güçlenir, bununla aydınlanır. Hedefe varma ve kurtuluş dayanağı yalnız budur. Akıl sahipleri ise takva direktifini ilk kavrayanlar ve bu besin kaynağından en iyi biçimde yararlananlardır. Daha sonraki ayette haccın hükümleri ve gerekleri anlatılmaya devam edilerek hacı adayının ticaret yapmasının ya da ücretli bir işte çalışmasının hükmü anlatılıyor. Bunun yanı sıra Arafat'tan dönüş konusu ile bu dönüşün yeri ele alınıyor. Ayrıca bu dönüşün arkasından yapılması gereken zikir ve istiğfar meselesi açıklanıyor. Rabbinizin lütuf ve bağışını istemenizin, bunun peşinden koşmanızın hiçbir sakıncası yoktur. Arafattan aşağı inince meşar-ı haramda Allah'ı anın, o sizi nasıl doğru yola iletti ise siz de onu anın. Lira onun yol göstermesinden önce, kuşkusuz, sapıklardan idiniz, sonra insanların dağıldığı yerden siz de dağılırı ve Allah'tan mağfiret dileyin, hiç şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Buhari'nin kaydettiğine göre bu konuda Abdullah b Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle diyor Ukas, Mecen ve Zülmecaz, cahiliye döneminin çarşıları, alışveriş merkezleriydi, bu yüzden Müslümanlar hek mevsiminde ticaret yapmanın günah olabileceği endişesine kapıldılar, bunun üzerine Yüce Allah Rabbinizin lütuf ve bağışını istemenizin, bunun peşinden koşmanızın hiçbir sakıncası yoktur, ayetini indirdi. Aynı konuda Ebu Davud'un başka bir yoldan naklettiğine göre yine Abdullah b Abbas şöyle diyor. Müslümanlar hek mevsiminde ticaretle uğraşmaktan, alışveriş yapmaktan çekiniyorlar. Bu günler Allah'ı zikretme günleridir diyorlardı. Bunun üzerine yüce Allah Rabbinizin lütuf ve bağışını istemenizin, bunun peşinden koşmanızın hiçbir sakıncası yoktur ayetini indirdi. Başka bir rivayete göre Ebu Umeym Teymi bir defasında Abdullah B. Ömer'e, biz para karşılığında hacı adayı taşıyoruz, acaba yaptığımız hep geçerli midir, diye sordu, Abdullah B. Ömer de ona, siz Beytullah'ı tavaf etmiyor musunuz, meşru görevlerinizi yapmıyor musunuz, şeytanı taşlamıyor musunuz, başınızı tıraş etmiyor musunuz, diye sordu, adamın, evet, bunları yapıyoruz, demesi üzerine Abdullah B. Ömer her sözlerini şöyle bağladı Vaktiyle adamın biri peygamberimize gelerek kendisine şimdi senin bana sorduğun soruyu sormuştu Peygamberimiz adama henüz cevap vermeye fırsat bulamadan Cebrail selam üzerine olsun Rabbinizin lütuf ve bağışını istemenizin bunun peşinden koşmanızın hiçbir sakıncası yoktur ayetini getirdi bu arada İbni Cerir'in bildirdiğine göre Hazreti Ömer'in azadlısı Ebu Salih aynı konuda şöyle diyor: Bir defasında Hazreti Ömer'e "Ey müminlerin emiri, sizler Hek sırasında ticaret yapıyor muydunuz?" diye sordum. Bana "O zamanlar Müslümanların Hek'ten başka bir geçim kaynağı var mıydı ki?" diye cevap verdi. Gerek ilk iki rivayetin anlattığı hektaki ticaret çekingenliği ve gerekse üçüncü rivayetin içerdiği yine haç dönemindeki ücret karşılığında hizmet verme çekingenliği, İslam'ın vicdanlarda meydana getirdiği cahiliye döneminde geçerli olan her şey karşısında çekingenlik duyma hassasiyetinin ve bu konularda girişime geçmeden önce İslam'ın görüşünü bekleme titizliğinin bir parçasıdır, bizim bu cüzün başında safa ile ve tepelerini tavaf etmekten söz ederken anlatmaya çalıştığımız tutum işte buydu. Kısacası hek sırasında alışveriş yapmanın ve ücret karşılığında hizmet vermenin serbest olduğunu bildiren ayet indi ve bu ayet bu tür çalışmaları Allah'ın lütuf ve bağışını arama olarak niteledi. Rabbinizin lütuf ve bağışını istemenizin, bunun peşinden koşmanızın hiçbir sakıncası yoktur. Böylece Müslümanın kafasına şu ilke yerleştirilmek istenmiştir, o, ticaret yaparken, ücretli bir iş gerçekleştirirken ya da başka bir yoldan geçimini sağlamaya çalışırken rızkını kendi çalışmasının sonucu olarak sağlamıyor, o sadece yüce Allah'ın lütuf ve bağışım arıyor, Allah da ona veriyor, Müslüman, bu gerçeği aklından hiç çıkarmamalıdır, yani kendisi yüce Allah'ın lütuf ve bağışım arıyorken ve kazanı ken meslek edindiği geçim sağlama yolları peşinden koşarak rızkını elde ederken elde ettiği şey aslında yüce Allah'ın lütfü ve bağışıdır. Geçimini sağlama peşinde koşan Müslümanın kalbine bu bilinç yerleşince o artık ibadet halindedir. Buna göre bu uğraşları Allah'a yönelme açısından hek ibadeti ile çelişmez. İslam, müminin kalbinde bu duyguların kökleştiğinden emin olunca onu istediği gibi çalışmak ve faaliyette bulunmak üzere serbest bırakır, çünkü böyle bir kulun bu bilinçten kaynaklanan her hareketi ibadettir. Bundan dolayı aslında Arafat'tan dağılma ve meşar-ı haramda Allah'ın adını anma gibi diğer hek görevlerini konu edinmiş olan bu ayet, bir bölümünü geçim imkanlarını arama konusuna ayırıyor. Arafat'tan dağıldığımızda meşar-ı haramda Allah'ı anın, o sizi nasıl doğru yola iletti ise siz de onun adını anın, zira onun yol göstermesinden önce, kuşkusuz, sapıklardan idiniz. Arafat'ta durmak, vakfe yapmak, haccın temel rükunudur, nitekim bu keyrin, ata aracılığı ile Abdurrahman B. Muammer Deylemi'ye dayanarak bildirdiğine göre Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, şöyle diyor. Hek Arafat demektir. Hek Arafat demektir. Hek Arafat demektir. Kim Kurban Bayramı günü tan yeri ağarmadan önce Arafat'a erişirse hacca erişmiş olur. Mina günleri 3'tür. Kim iki günün sonunda Mekke'ye dönerse hiçbir günah işlemiş olmaz. Kim üçüncü günün sonuna kadar kalırsa o da günaha girmez. Eshabus Sünen Arafat'ta durmak, vakfe, zilhicce ayının 10. günü olan arefe günü zeval, öğle, vaktinden başlayarak kurban bayramı günü tan yeri ağarıncaya kadar yapılabilir, bu konuda vakfe süresinin arefe gününün ilk anlarından itibaren başladığını ileri süren ve İmam-ı Ahmet B. Hambel tarafından savunulan bir görüş daha vardır, bu görüş, Şah, Bin'in, Urf B., Mudarris B., Harayz B., Lam tayden rivayet ettiği bir hal hadise dayanır. Bu hadise göre Harayz B. Mudarris şöyle diyor. Bir defasında Muzdelife'de namaza çıktığı sırada peygamberimize geldim ve kendisine dedim ki, Ya Resulallah, Tay Dağı'ndan geliyorum, hem binek hayvanımı bitkin düşürdüm hem de kendimi yordum, vallahi üzerinde durmadığım hiçbir dağ kalmadı, acaba haccım geçerli mi? Bunun üzerine peygamberimiz bana şu cevabı verdi. Kim bizim şu namazımıza yetişir ve bizimle birlikte buradan dağılıncaya kadar burada kalırsa ve daha önce geceleyin ya da gündüzleyin Arafat'ta bir süre durmuş olursa haccı tamam olur, bu kimse yıkanıp elbiselerini giyebilir, İmam-ı Ahmet, Eshabus Sünen, Tirmiri. Peygamberimizin bu iki görüşte ileri sürülen zaman diliminde Arafat'ta durmayı emretmesinin, başka bir deyimle bu vakfe süresini Arefe gününden Zilhicce'nin 10. gününe rastlayan Kurban Bayramı gününün sabahına kadar uzatmasının gerekçesi müşriklerin, putperestlerin buradaki vakfe geleneklerine ters düşmekti, nitekim İbni Merduye'nin ve Hakimin Abdurrahman B., Mübarek El Ayşe'ye dayanarak kaydettiklerine göre sahabiler misver be, mahrime, Allah ondan razı olsun, şöyle diyor. Peygamberimiz, bir defasında Arafat'ta bize bitap etmişti, önce Allah'a hamd etti, onu övdü, sonra, imdi, diye söze girdi, o her zaman bir konuşma yaparken, imdi, bundan sonra, diye söze girerdi, sonra şöyle buyurdu. Bugün, Hek-i Ekber, en büyük Hek günüdür, dikkat edin ki, müşrikler, puta tapanlar bugün güneş batmadan önce buradan dağılırlardı, onlar buradan ayrılırken güneş, dağların başında insanların başlarındaki sarık gibi dururdu, biz ise güneş doğmadan önce buradan dağılıyor, böylece müşriklerin geleneklerine ters düşüyoruz. Peygamberimizin Arefe günü güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrılması ile ilgili uygulamasına gelince bu konuda Müslimin kaydettiğine göre sahabilerden Cabir b Abdullah şöyle diyor. Peygamberimiz güneş batıncaya kadar Arafat'ta durdu, bu arada güneş yuvarlağının çevresinde hafif bir sarılık meydana geldi, arkasından da güneş yuvarlağı bütünüyle gözden kayboldu, İşte bu sırada Peygamberimiz, Üsame'yi devesinin arkasına bindirerek Arafat'tan ayrıldı, devesinin yularım öylesine gelmişti ki, neredeyse hayvanın başı özengiye değecekti. Peygamberimiz bu sırada sağ eliyle işaret ederek "Ey insanlar, sakin olunuz, sakin olunuz." diyordu. Herhangi bir dağın eteğine yaklaştığında yokuşu çıkıncaya kadar hayvanın yularını gevşetiyordu. Böylece Müzdelife'ye vardı, orada tek ezan ve iki kametle akşam ve yatsı namazını bir arada kıldı, iki namaz arasında teşbih yapmadı, sonra sabaha kadar yattı, sabah olunca tek ezan ve tek kamette sabah namazım kıldı, arkasından devesine binerek meşar-ı harama vardı, burada kıbleye durarak Allah'a dua etti, ona tekbir ve tehlil getirdi, onun birliğini dile getirdi, ortalık iyice ağarana dek burada ayak durdu, sonra güneş doğmadan önce buradan ayrıldı. Peygamberimizin bu uygulaması ile aşağıdaki ayetin işaret ettiği aynıdır. Arafattan dağıldığınız zaman meşeri haramda Allah'ı anın, o sizi nasıl doğru yola iletti ise siz de onu anın, zira onun yol göstermesinden önce, kuşkusuz, sapıklardan idiniz. Ayette geçen meşar-ı haramdan maksat müzdelifedir. Kur'an-ı Kerim Arafat'tan dağıldıktan sonra burada Allah'ın adının anılmasını emrediyor. Aynı zamanda Müslümanlara hatırlatıyor ki bu zikir yüce Allah'ın kendilerine yönelik bir hidayetidir ve buna göre bu hidayetin şükrünün göstergesidir. Yine Kur'an-ı Kerim onlara bu hidayete erdirilmeden önceki durumlarını hatırlatarak şöyle diyor: Zira onun yol göstermesinden önce kuşkusuz sapıklardan idiniz. İlk Müslüman cemaat bu realitenin hayatlarındaki derin ve geniş çaplı etkisini gerçek anlamda kavrayabiliyordu. Çünkü Arapların pençesinde kıvrandıkları sapıklık dönemi pek yakın geçmişlerini oluşturuyordu. Bu sapıklık her şeyden önce düşüncelere egemendi. Putlara, cinlere, meleklere tapmak, melekleri Allah'ın kızları saymak, Allah ile cinler arasında akrabalık ilişkisi olduğunu ileri sürmek ve daha birçok saçma sapan, gülünç ve karmaşık inançlar, düşüncelere egemen olan bu sapıklığın göstergeleri idi. Bu çarpık inançlar, mahiyetlerinin doğal sonucu olarak tapınmalarda, dini törenler ve davranışlarda da kargaşa meydana getiriyorlardı. Mesela bu kimseler bazı hayvanların gücünden ve etinden yararlanmayı sebepsiz yere yasak sayıyorlardı. Dayandıkları tek gerekçe söz konusu hayvanlar ile ilahları arasında ilişki olduğu olduğu inancı idi, yine bu ilahlara evlatlarının bazılarını adıyor ve bu kanlı adaklara cinleri de ortak ediyorlardı, o sapık ortamda geçerli olan daha birçok dayanaksız cahiliye adeti vardı, bu saçma adetlerin, karmaşık inanç ve düşünce bulutlarının koyu karanlığından başka hiçbir gerekçesi yoktu. Bu dönemin sosyal hayatında ve ahlakında da sapıklık egemendi, az sonra inceleyeceğimiz, sonra insanların dağıldıkları yerden siz de dağılırı, ayetinin, giderilmesini işaret ettiği sınıflar arası farklılıklar bu sapıklığın bir göstergesiydi, Arapların hesaba katılır devletler arası bir güç olmasına engel olan sürekli kabile savaşları ve sürtüşmeleri bu sapıklığın bir başka göstergesiydi, cinsel ilişkilerine, Karı koca ilişkilerine ve genel olarak aile içi ilişkilere çirkin bir damga vuran ahlak anarşisi bu sapıklığın bir diğer göstergesiydi. Toplumda güçlülerin zayıflara reva gördükleri, herkesin başvurabileceği değişmez değer ölçülerinin yokluğundan kaynaklanan zulümler ve haksızlıklar bu sosyal sapıklığın bir başka göstergesiydi. Genel olarak Arapların sosyal hayatı ve insani aydan geri kalmışlıkları bu sapık bir diğer göstergesiydi ki, Arapları bu geri kalmışlıktan sadece İslam kurtarabilmişti, bütün bunlardan dolayı ilk Müslümanlar şu ilahi buyruğu herkesten farklı bir dikkatle dinliyorlardı. O sizi nasıl doğru yola iletti ise siz de onu anın, zira onun yol göstermesinden önce, kuşkusuz, sapıklardan idiniz. İlk Müslümanlar bu ilahi cümleleri okurken, hiç kuşkusuz, bütün tarihlerine damgasını basmış olan eski sapık, acıklı, perişan ve geri kalmış hayatlarının görüntüleri, hayallerinin, belleklerinin ve duygularının önünden bir sinema şeridi gibi akıyordu, sonra dönüp hallerine bakınca İslam'ın kendilerini yükselttiği, Yüce Allah'ın bu din aracılığı ile kendilerini erdirdiği yeni konumlarım görüyor ve o zaman bu gerçeğin bütün derinlik ve köklülüğünü tartışmasız olarak varlıklarından somut bir biçimde algılıyorlardı. Bu realite her milletten ve her kuşaktan bütün Müslümanlar için günümüzde de geçerliliğini sürdürüyor. Bu milletler ve bu kuşakların İslam'a kavuşmadan önceki durumu neydi? Onlar bu inançtan yoksun olarak nedirler? Onlar İslam'ın gösterdiği yola girdiklerinde İslam'ın yaşama tarzını hayatlarına yansımış bir gerçeğe dönüştürdükleri zaman geri kalmış, basit, sapık ve karmaşık bir konumdan kurtulup gelişmiş önemli, yönü ve hedefi belli bir düzeye geçerler, üstelik bu geçişi, bu düzey yükselişini gerçek anlamda Müslüman olmadan, yani hayatlarını tümü ile İslami yaşam tarzına uyarlamadan fark edemezler. İnsanlığın tümü bu doğru istikametli hayat yoluna girmedikçe koyu bir cahiliyenin bataklığında debelenmeye mahkumdur. Daha önce yeryüzünün her tarafını baskısı altında inleten bu cahiliyenin pençesinde kıvrandıktan sonra İslam'ın üstün yaşama düşüncesi sayesinde yeniden hayat bulanlar dışında hiç kimse bu gerçeği tam anlamı ile kavrayamaz. Ancak böyleleri çevrelerini kuşatmış olan iğrençlikler, kokuşmuş batak yataklıklar ve mikrop yatakları karşısında İslam'ın yüce hayat sisteminin gerçek mahiyetini anlayabilirler. İnsanlık uzun tarihi boyunca birçok düşünce sistemi, birçok sosyal düzen ve çok sayıda hayat tarzı görüp geçirdi. Bunların içinde eski yeni en büyük filozofların felsefi sistemleri, yine eski yeni en büyük düşünürlerin düşünceleri de vardı. İnsan İslam düşüncesinin ve İslami hayat tarzının zirvesinde durup bu serüvenin evrelerine bakınca insanlığın bu kadar boş, bu kadar çıkmaz, bu kadar trajik, bu kadar anlamsız ve karmaşık sistemler ile oyalanması karşısında hayrete düşüyor, hiçbir aklı başında insan bu zulmü kendine reva görmemelidir, o insan ki, artık hiçbir ilaha ihtiyacı kalmadığını, en azından artık yüce Allah'tan gelen bir şeriate, ilahi kaynaklı bir yaşam sistemine uymasına gerek kalmadığını iddia ediyor. İşte yüce Allah'ın burada Müslümanlara hatırlattığı ve minnettarlığını hatırlarından hiç çıkarmamalarını istediği büyük nimet budur. O sizi nasıl doğru yola iletti ise siz de O'nu anın zira onun yol göstermesinden önce kuşkusuz sapıklardan idiniz. Hek, Müslümanların evrensel kongresidir. Müslümanlar bu kongrede kendilerini bir araya getiren İslam bağından başka bütün ilişkilerden arınmış, İslam karakteristiğinin dışında kalan bütün karakteristiklerden ve özelliklerden sıyrılmış, ayıp yerlerini örten dikişsiz bir örtü dışında kalan bütün elbise ve kılıklardan soyunmuş olarak bir araya gelirler. Bu kongrede herhangi bir fert ile başka bir fert arasında, herhangi herhangi bir kabile ile başka bir kabile arasında, herhangi bir ırk ile başka bir ırk arasında ayrım yapılmaz, burada toplananlar arasında tek inanç, İslam inancı, tek akrabalık bağı, İslam akrabalığı ve tek renk, İslam'ın rengidir. Kureyşliler cahiliye döneminde kendilerini, yiğitler, hüms, tekili, ehmes diye adlandırırlar ve özlerine diğer Araplardan ayırıcı bir takım imtiyazlar, üstünlükler tanırlardı, bu imtiyazlardan biri olarak onlar kendileri dışındaki Arap halkı gibi Arafat dağında vakfeye durmazlar ve bu duruşun bitiminde halkın dağıldığı yerden dağılıp geri dönmezlerdi. İşte ayetteki emir bunun için geldi, Yüce Allah bu emirle insanları, İslam'ın amaçladığı eşitliğe döndürmekte, onları insanlar arasındaki uydurma farklılıkları ortadan kaldırarak bütünleşmeye çağırmaktadır. Sonra insanların dağıldığı yerden siz de dağılırı ve Allah'tan mağfiret dileyin, hiç şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Nitekim Buhari'nin Hişama ve onun da babasına dayanarak naklettiğine göre bu konuda Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle diyor Kureyşliler ile onların dinlerine bağlı olanlar Müzdelife'de duruş yaparlar ve kendilerini, yiğitler, hümz unvanı ile anarlardı, geride kalan Araplar ise Arafat'ta duruş yaparlardı, İslam gelince Yüce Allah peygamberine Arafat'a giderek orada duruş yapmasını ve oradan halkla birlikte ayrılmasını emretti, işte, insanların dağıldığı yerden siz de dağılırı ayeti buna işaret ediyor. Yani halkın duruş yaptığı yerde duruş yapın ve halkla birlikte onların dağıldığı yerden dağılırı İslam soy ve sınıf ayrımı tanımaz. Onun gözünde bütün insanlar tek bir ümmettir. Tarağın dişleri gibi fertleri birbirine eşittir. Hiç kimsenin başkasına karşı takva dışında üstünlüğü yoktur. İslam hep kongresinde Müslümanları kendilerine seçkinlik sağlayan bütün kılıklardan soyunmakla ve böylece yüce Allah evinde birbirlerine eşit kardeşler konumunda bir araya gelmek de yükümlü tutmuştur. Müslümanlar burada soy zırhına bürünüp bu yoldan birbirlerine karşı üstünlük taslamamak için elbiselerinden, kıyafetlerinden soyunuyorlar.